Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre İran'ın İsrail'e misilleme yapacağından artık şüphe yok. Ee, Tabi bilinmeyen şey ise saldırının ne zaman ve nasıl olacağı. Tehdit büyürken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e tam destek mesajı geldi. Ee, ve Netanyahu ise her zaman olduğu gibi e, şunu diyor. E, bize zarar verene biz de veririz. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken Orta Doğu geniş çaplı savaş riskiyle karşı karşıya gözler İran'a çevrildi. 1 Nisan günü Şam'daki İran konsolosluğunu vuran İsrail'e misilleme yapması bekleniyor. Amerikan istihbaratına göre İsrail'in saldırısı günler içinde gerçekleşebilir. Bloomberg Ajansı, İsrail'deki askeri ve devlete ait bölgelerin yüksek hassasiyetli füzelerle veya insansız hava araçlarıyla vurulabileceğini yazdı. Ancak saldırıyı doğrudan İran devrim muhafızlarının mı yoksa diğer ülkelerdeki vekil güçlerin mi yapacağı bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri tetikte. Başkan Joe Biden İran tehdidine karşı İsrail'e tam destek sözü verdi. Başbakan Netanyahu ya da söylediğim gibi İran'dan ve bölgedeki vekil güçlerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum sarsılmaz. İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacağız. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la telefonda görüşüp İran'a karşı yanındayız dedi. Amerikan basınına göre Pentagon İsrail'i e hedef alabilecek füze ve insansız hava araçlarını düşürmeye yardım etmeyi değerlendiriyor. Ayrıca İran veya müttefiklerine karşı İsrail'e ortak bir askeri operasyon başlatmayı da reddetmiyor. <laughs> misilleme beklentisi içindeki İsrail ise caydırıcılığını korumaya çalışıyor. İsrail Savunma Bakanı Yavgaland topraklarımıza saldırılması halinde tepkimiz çok etkili olacak. Düşman ona hangi sürprizleri hazırladığımızı asla bilemez diye konuşup gözdağı verdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise bize zarar verene biz de zarar veririz dedi. <laughs> Zor bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de tüm hızıyla devam eden savaşın ortasındayız ama aynı zamanda diğer alanlarda meydan okuma senaryolarına hazırlanıyoruz ve basit bir prensip oluşturduk. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz. Gerilim tırmanırken İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehir, başkent Tahran'ın hava sahasının askeri tatbikatlar nedeniyle çarşamba akşamı kapatıldığını bildirdi. Fakat haber kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Alman havayolu şirketi Lütfans'a Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu.